Beyler hoş geldiniz. Ne haber? Aytaç Şaşman. Hadi yırttım. Oha hele falan. Öyle bir şey yok. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl uçuyorsun abi? Üfilik. Hayır. Oluyor mu? Bir şey soracağız. 3, 2, 1. Aytaç Şaşmaz! Ya sizce de böyle Yeşilçam starı gibi değil mi bu çocuk? Değil mi? Bunu özel... Yani bu, bak daha önce geldiğinde de... Bayağı şey, ellerin rockstarı gibi gelmiştin. O dönem oynadığın evet, bir filmle evet, ilgili evet, zaten öyle bir şeyden. Şeyin de vardı. Bunu mesela özellikle tercih mi ediyorsun? Sen zaten böyle biri misin? Ben böyleyim galiba abi ya. Yani bir de kendim de şeyi seviyorum. Dönem adamı olmayı, dönemi seviyorum. O dönemleri ya. Seviyorum. Eskileri seviyorum yani. Eskilerde yaşamayı da seviyorum. O zamanın şarkılarında, işte filmlerinde her şeyini daha çok seviyorum yani. Vallahi ben o kadar sevmiyorum ha. Özel olarak yapmıyorum yani bunu ama ben böyleyim. Peki nasılsın? Nasıl gidiyor yeni yıl? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Niye? Yani ben böyle özel günleri çok böyle kutlamayı ya da yaşamayı seven bir insan değilim. Belki Allah de. Allah niye? Sadece hani bir başlangıç noktası var. Birisi koymuş bunu yeni yıl diye, bir ocak diye ve biz de onu yaşıyoruz gibi geliyor. Doğum gününü de işte ne bileyim. Doğum günleri bir... falan da mı kutlamaz mısın? Kutlamam. Ya kutlarım ama daha böyle sakin ha, bir öyle. Adamım galiba. Yani şey sevmiyorum, o kalabalık curcunayı sevmiyorum. Curcuna sevmiyorsun. Kalabalığı sevmiyorum. Aynen. Ne yapıldığı belli olmuyor. O kalabalık seni seviyor zaten. Onunla idare edeceğim. Ben de onları seviyorum. Peki çocukken haylaz ama şeytan tüyü de olan çocuklardanmışsın sen. Nasıl haylazlıklar yapıyordun? Üç kişiydik böyle Görkem, Salih, ben. Üç bizim bir grubumuz vardı. Onlar böyle şımarıklık yapardı. Ben daha çok okulun saygılı, öğretmenlere karşı saygılı, öğrencilere karşı biraz daha artist bir çocuğuydum ama çok da öyle çok şımarık haylazlığım olmadı. Ha. Yani daha çok... Haylaz grubu, değilmiş bu adam. Grubu kurtaran. Kim nereden buldu? Ne bileyim abi. Belki grubun lafı geldiyse. Belki de abi, belki de. Bilmiyorum ama çok haylaz değildim. Haylaz değil. Sadece elime aldığımı kırardım mesela. Şuna ellerdim bu kırılırdı falan. Öyle elime bir şey vermezler. Haylazlık değil o, ayılık. O evet. Biraz bozan bir adam. Bu şey radyo söküp takmalar falan. Devam yok abi. Bunu elleyebilirim ya. Öyle şey, radyo söküp takmalı mı yoksa gücünün farkında olmamak yok, gibi mi? Yok, böyle hani bakıp incelersin ya, böyle bir şey ha. Merak edersin çocukken falan. Ha. O benim elimde hep kırılırdı. Çok iyi. Yani hep değil. Bozulurdu. Yani anladım. Evet. Okay. Abinle birlikte yaramazlık yapar mıydınız? Çok. Çok yapardık. Bizden beraber... illallah ederlerdi. Beraberken çok... illallah ederlerdi. Var mı peki aklına gelen şöyle bir bok yemiştik, büyük sıçtık falan? Ya ben ailenin böyle küçük, en küçüğüydüm o dönemde. Şimdi benim kardeşim var, evet. İşte kuzenim var, küçük Efe falan var. Yani... Var şu an benden küçükler var ama o zaman en küçük olduğum için bir saklambaç oyunları da hep ben ebe olurdum. Onlara kızarlar. Onlara kızarlar. Evet. Evet, ama ben haylaz değildim. Onlar daha çok haylazdı. Ben daha çok dışlanırdım. Dışlanırdım. Küçük, hani en küçük her zaman böyle şey olur ya. Ekmek almaya hep sen mi gidiyordun? Yani babam gitmediği zamanlarda ben giderdim. Ha, oraya da gönderdim. Aa bayağı. Tabii ben giderdim. Çok iyi. Kavga olursa seni ayıklıyorlar mıydı ne? Yok hani genelde ben
ağladığım için o zaman... Gerçekten mi? Evet, senin yani ağladığına çocuk... ben tövbe inanmıyorum ya. Ben çok duygusalım. Vallahi. Vallahi duygusalım. Öyle hadi gözükmüyorum ya. Ama duygusalım. Yok, o açıdan demedim. Yani çocukken niye ağlayasın ki falan diye düşündüm ama. Yok yok, çok yalnız kalıyorsun. O yalnızlık başka bir şey. Çocuk, onu çocuklar bilir. Ne diyorsun ya? Tabii travmadır bana. Tövbe estağfurullah. Kalbim kırıldı lan. Evet. Neyin var oğlum? Eğleniyorduk, boş ver abi. Aslında şarkıcı olmak istiyormuşsun. Ya gibi bir bilgi var. Öyle mi? Yoksa... Öyle öyle. Ama o kısa bir, çok kısa sürdü. Yani bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. İşte lisenin ilk başlarında dedim kendime hedef belirlemem lazım. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama sesim öyle çok güzel değil. Sonra bunun eğitilebilir bir şey olduğunu öğrendikten sonra şan dersi almaya başladım. Hmm. Dedim ki şarkıcı olacağım. Gitar dersi alıyorum, piyano alıyorum falan. Arada böyle hocayla bizim şan dersi hocam piyano çalıyor. Onda öğreniyorum falan bir şeyler. Sonra tiyatroya başlayınca, sahneye çıkınca dedim ki yok, şarkıcı değil de ben yani oyuncu olacağım. Tiyatroyla başlayacağım, tiyatrocu olacağım dedim. Sonra konservatuvar için İstanbul'a gelince artık hani başka kapılar açıldı ve onları değerlendirmeye başladım. Bugün de o yüzden buradayım. Peki hiç idolüm falan var mıydı şeyde, müzikle uğraşırken? Yok, hiç, hiç. Seni heyecanlandıran. Oyunculukta da hiç öyle düşünmedim. Yani hep böyle kendimle yarışan bir adam oldum. Hiç. Hı-hı. Birisine yetişeyim ya da birisine... Ya yok yok, öyle şey değil ama ne bileyim işte ya, beğendiğin ve ulan ne güzel yapıyor, keşke ben de onun gibi yapsam falan dediğin büyüklerden var, kimse var mı? Çok var. Ya, Haluk onda. Bilginer derim hep. Aynen. Odur benim için yani. Müzikalleri falan, tiyatro gibi, oyunları, her şey. Yani hepimiz için. Okay. Evet. Sevgili izleyenler, bu haftanın No Context sözü Bob Marley'den geliyor. Parmağınla beni işaret etmeden önce ellerinin temiz olduğundan emin ol. No Context ama yanlış anlaşılmasın. Şimdi ilk haberimiz. Efendim, güneş doğup batıncaya kadar 8 resmi karar alıp 9'unu iptal eden yetkililer geçen hafta da kendi eksenleri etrafındaki dönüşlerini tamamladılar. Muhtemelen kötü bir gün geçiren yetkililer bir anda çıkıp küçük puşt konusunda ne haliniz varsa görün sistemine geçtiğimizi duyurdular. Artık eşleriyle mi kavga ettiler? Kuponları son maçtan mı yattı? Ne oldu bilemiyorum. Neyse ki pazar günü sorunları halletmiş olacaklar ki uçuşlarda PCR'a devam, bal dudaklara buradan selam diyerek karara ince bir ayar çektiler. Yetkililere önerimiz, bir sonraki can sıkıntısında böyle fevri kararlar almak yerine 10'a kadar sayarak derin derin nefes almaları diyoruz ve bir sonraki habere geçiyoruz. Sevgili izleyenler, İstanbul'da bir okulda Almanca öğretmenliği yapan Alman bir beyefendinin porno filmde oynadığı ortaya çıkınca gelen tepkiler üzerine kovulmuş. Tepkilerin performans kaynaklı olup olmadığı esrarını korunurken beyefendi porno sitede şans eseri dolaşan öğrencileri yakalamış. Hocalarını hangi kategori altında aramışlar bilemiyoruz. Ancak bu olayın pek şansla bir ilgisi olduğunu sanmıyoruz. Ayrıca porno izlerken öğretmenini tanımak da nasıl bir dikkat seviyesi gerektiriyor? Bunu biraz tartışmak gerekir gibi. Gençlerde dikkat eksikliği var diyen istatistikler resmen çöp oldu. Veliler de neden okula öğretmen alınırken gerekli araştırmalar yapılmıyor diye isyan etmişler. Böyle bir konunun araştırması nasıl yapılabilir inanın biz bilemiyoruz ve konuyu tamamen sizlerin hayal gücüne bırakıyoruz. Neyse, öğretmene geçmiş olsun diyor. Gelecek nesiller sizin eseriniz olacaktır sözünü es geçmesini umarak kendisine bol izlenmeler diliyoruz. Efendim, bu hafta lügatımıza yeni bir kelime eklendi. Kovircin. Kulağa Erol Evgin ve Covid'in aşk çocuğu gibi gelse de küçük puşta hiç yakalanmamış kişilere deniliyor. Aramızda kaç kovircin var bilemiyoruz ancak yapılan bu son PCR testi düzenlemesiyle sayılarının Anadolu Pars'ından bile az kalacağına eminiz. Efendim, son zamanlarda yapılan açıklamalar gerçekten demiş olamaz. Dalında birbiriyle yarışmaya devam ediyor. Akımın son en sağlam örneklerinden biri geçtiğimiz hafta geldi. Bir gazeteci yazarmış gibimiz yeni ekonomik model Nobel'e layık görülecek diye buyurmuş. Ne kadar tatlı. Ne kadar böyle pozitif bir açıklama. İnsanın gerçekten böyle inanası geliyor. Bir Nobel ödülü daha ülkemize gelse ne olur? İyi olmaz mı? Yakışır. Sadece İsveç'e uçak biletleri ev kirası gibi olmuş durumda. Yani Nobel'i almaya gidecek kişi biletleri şimdiden alırsa daha uygun. Sonra kredi çekmek zorunda kalmasın. Yeni ekonomik modelimiz ileride Nobel alır mı bilemiyoruz. Ancak bu gazeteci beyefendi bu açıklamasıyla bilim kurgu ve fantazi dalında verilen Nebula ödülünü alabilir. Öyle düşünüyoruz, bizden söylemesi. Efendim, hemen her dönem hükümetler tarafından yastık altında tutulan dövizlerin yastık altından çıkarılıp
piyasada yatırıma dönüştürülmesi isteniyor biliyorsunuz. E tabii 3 günlük dünya turşusunu mu kuracağız paranın yahu denilebilir. Gel gelelim Zeytinburnu'nda bir turşucu kelimenin gerçek anlamıyla dolar turşusu kurmuş. Dolar bu sefer yastık altında değil, bidon içinde kendine yer bulmuş. Turşucu Bey, el alemin parasından bize fayda yok ancak turşusu kurulur mottosuyla ekonomik saldırılara tepki olarak böyle bir turşu kurulumuna gitmiş. Fakat vatandaşlar bu protestoyu pek de anlamamışlar. Dolar turşusuna yoğun ilgi göstermişler. Bu seviyelerden dolar turşusuna girilir hacı diyerek yüksek talepte bulunmuşlar. Vitrine konulan dolar turşusu camı kırıp çalarlar uyarısıyla dükkanın içine alınmış. Efendim sevgili turşucu beyin bu iyi niyetli girişimini kutluyor. Bir daha olmamasını temenni ediyor. Allah'tan akıl fikir de bir nebze inşallah kafasına girer diye düşünüyorum. Efendim değişik değişik gelişmişlik endekslerinde abidik gubidik ülkelerle son sıraları paylaştığımız haberleri sizlere sık sık vermekten illallah ettik. O yüzden bu hafta güzel bir sıralama haberi verelim istedik. CNN'in yayınladığı dünyanın en iyi 20 çorbası listesinde ülkemizden de bir çorba kendine yer bulmuş. Bu hafta alkışlarımız memleketimizi en güzel şekilde temsil eden şöyle bol naneli olsa da içsek dediğimiz yayla çorbasına gidiyor. Bravo yayla çorbası. Bu hafta Bursa'dan ses soluk çıkmayınca yorgan altında depresyona giren editörlerimizin imdadına başkentimiz yetişti. Ankara'da bir sürücü aracının lastiği patlayınca trafik polislerinden yardım istemiş. Sürücü bey yardım için bölgeye gelen polis memuru yola duva koyarken ekip otosuna atlayıp kayıplara karışmış. Evet, polis aracını çalmış. Beyefendi yüreği nerede yiyorsa bir konum atsın da ekipçe gidelim yiyelim diyoruz. Aman polisin yardım için arabasına ödünç vereceğine inanan bir safozdur belki diyenleriniz için hemen ekleyelim. Aracı çalmakla kalmamış, bir de içinde polisi bekleyen sürücü arabayı bulan polisi levyeyle yaralamış ve koşarak kayıplara karışmış. Yani madem koşarak bir yerlere gidebiliyordun, en başta lastiğin patladığında dörtlüleri yakıp neden koşmadın be adam? Gördüğünüz gibi bir Bursa değil. Efendim son zamanların en çok konuşulan gelişmesi yerli ve milli otomobilimiz TOGG Zımba gibi ekibiyle de kendinden söz ettiriyor. Ama nerede nasıl ettiriyor? Yersiz ve hadsizliğiyle ünlü bir gazete TOGG'la poz veren bir kadın çalışanın bacaklarını buzlayarak hepimize bir kere daha akıl tutulması yaşattı. Zira daha önce habere konu olan kadınları tepeden tırnağa buzlayarak komple sansürleyen gazetenin tutup da sadece bacakları sansürlemesi bize bir tık modernleşme gibi geldi. Hiç yoktan iyidir. Böyle böyle kadınlarla aranızdaki buzları eritirsiniz belki. Öyle gazeteye böyle kelime şakası. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti. Peki ailen ilk zamanlarda bir itiraz ediyor diyebiliyoruz yani oyunculuk evet, kısmına. Çok komik ya. Şöyle oldu. Ben geldim İstanbul'a işte konservatuvar için. Sonra bir olmadı bir şekilde. Ben gitmedim konservatuvara. Çalışmaya başladım. Garsonluk yaptım falan birkaç yerde. Sonra bir reklam oldu. Reklamlarda oynamaya başladım. Ufak çaplı Coca-Cola reklamları falan. Kamerayı tanıdım orada. Bir setin içinde, bir reklam setinin içinde çok hızlı ama bir şeyin içinde olmaya başladım. Sonra bir sinema filmi oldu Kötü Çocuk. Kötü Çocuk'tan sonra Söz oldu. Kötü Çocuğa kadar böyle onlar daha şey değildi. Hani Aytaç bunu yapacak tarafında değillerdi. Söz oldu. Söz işte audition'a gittim. Okeylendi falan. Haber geldi. Ben uçuyorum havalara falan. Annem aradım. Dedim ki böyle böyle hani Söz oldu. Anne başlıyorum. Diziye başlayacağım falan. Dedi ki boş ver dedi ya. Gel dedi sana kafa açalım. Manisa'da takıl sen. Boş ver hani gitme. Orada yap. Abim çünkü kaçıp gitmişti İstanbul'a. Onlar oradan çok dertliydi. Benim de orada iki çocuk. İki erkek çocuk vardı onun işte. Kardeşim yoktu o zaman. İstiyorlar ki onların yanında olalım. Onları da anlıyorum tabii ama sonradan işte çok şükür şimdi onlar da iyi ki diyorlar tabii. Tabii canım. Onların da çok mutlu evet, olduğunu evet. biliyorum ben evet, de. Çok şükür. Peki sen Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda Manisa'da başlıyorsun. Evet. Sonra peki buraya geldiğinde hiç sahne tecrüben yok değil mi şu ana kadar? Yok. İstanbul'da. Yok. Düşünüyor musun bir tiyatroyla hadi mi acaba falan diye? Ya işte daha geçen gün Meltem'le, menajerimle onu konuştuk. Yani çok istiyorum ama böyle projelerden direkt tiyatroya odaklanmak istediğim için şu anda duruyorum. Yani iki iş birden yapmak istemediğim için. Bir şeye hedeflenip bir şeye odaklanayım diye. Onu çok haklısın. Ellayikiyle yapayım. Ben öyle bir adamım, öyle bir karakterde adam olduğum yani için. Yani haklısın. Yoksa çok iş yapan insan çok var. Hem tiyatro hem dizi. Yani siz de yapıyorsunuz abi. Evet. O yüzden bakalım çok istiyorum. Yakında inşallah yapacağım. Hadi bakalım. En yakın merakla zamanda bekliyoruz inşallah. Ya. Peki oyunculuğa başladığın günden beri hiç lan
ailemin sözünü dinlese miydim acaba dediğin bir an oldu mu? Hiç olmadı. Hiç. Ya, tabii ki dinliyorum onların sözünü. Onları... Yok yok, bu oyunculuk konusunda yani. Hiç falan. Yok yok. Hiç. Onlar da bana çok güvendiler. İyi. Evet. Tabii korktukları oldu. İstanbul çok büyük bir yer. Yani Manisa'ya göre çok büyük. Evet. Ki çoğu yere göre çok büyük. Onların evet. korkuları oydu. Hani İstanbul çok büyük, işte orada kandırırlar ederler falan filan. Manisa bizim de abi, uzaktan gördüğümüz. Evet, doğru. Ama yine Allah'tan avantajlıydın. Çok abin şükür buradaydı. Abim de buradaydı. İnsanlar tanıyordum falan. Evet. Arkadaşlarım da gelmişti benimle beraber aynı zamanda. Çok o yüzden iyi. Çok mutluydum yani. Okay. O rahattım. Kendi ortamım vardı daha doğrusu. Yeni ortamlara girmedim. Hmm, yeni insanlar tanımak geç. Zorunda kalmadım. Ay çok iyi. Evet, bayağı avantajlı evet. başlamışsın. Yeni bir projeye başlayacakken diğer isimleri duyduğunda stalk yapar mısın? Yaparım. Yaparsın. Yaparım. Ne yapmışlar, kim bunlar falan. Ya artık o şey oldu ya. Instagram oradan mesela bakıyorsun. İlla herkes birbirine oradan bakıyor artık. Aynen. Bir hele tanımıyorsan zaten başka. Tabii. Bakacağın ya. Aa bir şey soracağım. Biriyle tanıştınız. Hep herkese soruyorum. Biriyle tanıştınız. Ne Instagram hesabı var, ne Twitter'ı var, ne Facebook'u var, ne bir şeyi. Helal olsun be derim. Yani. Saçmalama, ben arkamı dönüp bir kaçarım. Yok. Hiç. Vallahi bak çok ödüm kopar. Çok güzel bir kopar. Çizgi bence yani. Ne çizgisi ya? Ya yalancıysa. Vardır ya öyle insanlar. Varlığından şüphe edersiniz. Var mı normal bulan aramızda? Daha çok? Neyi? Ne gizemli. Hanımefendi, onda bir dert var ya kesin. Ama şey gibi değil yani, bir arkadaşınızın arkadaşı falan değil yani. Tanışmışsınız bir şekilde işte. Ben tövbe selam şey diyor yani, merak konusu yaratır. Aynen işte, aynen. Gizemli ben, yani. Evet. Yanında beyefendi var, sıkıntı çıkmasın. Ne gizem, sana ne falan evet, olmasın diye. Şey gergin çıkmasın diye hemen atladım. Hekimoğlu'ndan sonra arkadaşlarının sana semptomlarını anlattığı oldu mu? Oldu. Oldu değil mi ya? Çok sevdiğim bir cümle var oradan. Her zaman her yerde söylüyorum. Arkadaşlarımın yanında da söylüyorum. Ailemin, herkesin yanında. Beynovinlik sıvısında oligoklerbantlar var ve itadakal immunoglobinin G düzey sayısı yüksek. Benim rüyalarıma giriyordu. Benim... Teşekkür ederim. Bu bayağı Aşk-ı Memnun'daki şey gibi değil mi? Evet. Bir de böyle bir tartışma içinde kullanıyorsun ya, doktorsun, ben kalp cerrahıyım, işte karşımdaki başka bir şey. Bunu böyle bilerek söylemen lazım ve bunların hepsini araştırıyorduk. Sahneden önce 2 saat prova yapıyorduk. Hep beraber bir toplantı masasında, bizim böyle bir salonumuz vardı orada. Hı-hı. Benim evde bir tahtam vardı, böyle sürekli terimler yazıyor. İşte tenya, işte bir damardan ne girerse ne çıkar, bilmem ne olur, tıkandı mı ne yaparsın falan. Ne girerse ne çıkıyormuş Aytaç'cığım. İşte tıkanıyor ya o damar. Evet. O damara aynen. nasıl giriliyor, nasıl çıkılıyor aynen. bilmem. Hepsini anlatıyorsun, seyirciye de anlatmak için anlasınlar diye falan. Her şeyi açıklamak zorundasın, üstünden geçemiyorsun. Kısaltmalarını söyleyemiyorsun. Aslında o benim söylediğim cümleyi bir saniyede falan çıkartabilir doktor. Ama ben onu açıklamak zorundayım seyirciye. Yok ben zaten şu an anlamadım bile. Sadece gup 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 bir şey hatırlıyorum. Gup 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 var evet. falan. Abartıldığını düşündüğün bir ünlü var mı? Ya hepimizin vardır. Ben şimdi spesifik birini söyleyemem ama hepimizin vardır. Söyleme zaten. Başa evet. bela mı açacağız? Tabii canım burada? Yani. Kesinlikle vardır. Sevdiğin bir müzisyeni izlerken keşke onun yerinde ben olsaydım dediğin oldu mu hiç? Oldu. Kim? Cem Karaca. Vallahi mi ya? Bu sahnedeki o tavrı şeyi işte... Resimdeki gözyaşları diye bir filmin... Evet sen söylüyorsun şey, şarkıyı evet. zaten. Evet. Güzel de söylüyorsun. O, bir klibini izlemiştim. Orada şey oldum böyle. Ya, ne güzel yapmış olsun. Be. Evet vallahi. Yani ben de orada olsaydım ya da o olsaydım dedim yani. Allah Allah. Adamın zevke bak ya. O da eski bak. Evet. Bir vallahi yani bana sorsan ben bile neredeyse... Justin, Mastin bu da. Daha da geriye yok gidemem ya. Yani. Bunların o tavrı, o hareketleri, şeyleri, o tarzları falan benim çok hoşuma gidiyor. En son ne zaman işini hayatının odak noktasına koyduğun için trip yedin? Tabii ki. Ne tabii ki? Yedim tabii ki yani. Ne zaman? Sete çok çalışmadan gidip de durumu sette toparlamaya çalıştığın oldu mu? Hiç öyle bir adam değilim. Bunu şey laf olsun diye söylemiyorum. Harbiden böyle çok hazır halde gitmem lazım ki benim içim rahat olabilsin ve mutlu olabileyim. Yoksa çok kendimi çok geriyorum. Hmm. O yüzden kendimi o alanı bırakmamak illaki yaptım. Tabii ki oldu. Yani ama yine hiç... yapmadım deyip yaptım diyorsunuz ama Aytaç Bey biz hangisini not alacağız? Hiç, doğru. Ben
Öyle bir adam değilim ama tabii ki bu insanlık hali oldu ve... Oldu. Oldu. O da hani %100 değil de %50 hazırlanmışımdır, ona kendimi sıkıyorumdur. Ha, hiç sıfır hazırlanma hiç, da o hiç, yok yok. Vücudunda pek de memnun olmadığın bir yer var mı? Yok. Yok, ben kendimi seven bir insanım ya. Biz de seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Biz de zaten olduğunu düşünmedik. Yok. Peki 1 ile 10 arasında sence kaç yakışıklısın? Bence mi? Aynen. Yani böyle kendimi çok severim ama... Oo, çok yakışıklısın falan dediğim hiç olmadı. Yani öyle demezsin tabii. Yani, saçma olur öyle. Yo, diyenler dersen... vardır illa. Kendini beğenen insanlar beğensinler. Yo, yani de bence çok... de beğensinler. Öyle bir şey yok. Onu tabii ki yapmasın zaten. Var mı? Sandığım insanlar var öyle yani. Yapan mı kendine? Yapan değil de en azından şey yani. Yaptırdım sana. Evet, yaptım. Yaptım. Duramadım. Peki bir şey soracağım. Kaç verirsin? 5 veririm herhalde. Vallahi 5. Ya gerçeği söyle. Vallahi mi 5? Vallahi 5 veririm. Lara Hanım. Yalan. 8 kim dedi? Çok haklısınız. En az 8 zaten. Siz hanımefendi. Bırak Allah aşkına şimdi öyle demek. Biz... Kimi alkışladı onu? Arkadaşı mısınız? Oğlum. Çünkü bu kadın yalnız kalacak. Aynen, politik zaten. Ne iş yapıyordunuz siz? Milletvekili. Aa. İş arayıcısı mı? İş analisti. Hayatın puanlama senin ablacığım onu. Analiz ediyorum ama. Aynen, ettiniz mi? Ha, rapor çıktı. Mesela sizce kaç puan dediğimizde siz bize rapor çıkarıyorsunuz. Evet. Çıkarın. Önce biraz konuşmam lazım. Yok öyle bir şey, vaktimiz. Randevu koparıyor, görüyor musun? Utanmaza bak. Bu işler öyle mi? İsminiz ne sizin? Didem Hanım. Gizem. Didem daha iyi. Gizem mi? Şaka şaka, pardon. Çok... Umay böyle gülemezsin. Sen başlatıyorsun gerçekten. Evet abi. Sen yalandan gülüyormuş gibi, asla yalandan değil. Sizce kaç? 8. Neyden kırdınız ya ki puan? Bacakları sizden ince. Yani sizden komple sizden ince olması normal olanı. Yoksa bunun orangutan falan olması lazım. Sizin bacaklarınızdan mı ince? Evet. Bir bakabilir miyiz? Çeka çeka bakma sakın. Gülseren Hanım. Gülseren Hanım. Birine veriyorum. Bir saniye kapat. Bir saniye. Çok öpüyorum. Evet. Siz neyden kırmıştınız hanımefendi 2 puan? Ben şu an inanamıyorum söylemene. Evet. Siz hanımefendi, sizce kaç puan? 9 değil mi? Ne kadar düz... 10 ya. Allah yoklukla terbiye etmesin canım. Çok zor, çok, çok. Aynen, eyvallah, aynen. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Senleyiz. Doğru olduğunu zannedip ortamlarda paylaştığın ama yanlış olan bir bilgi oldu mu hiç? Kesin olmuştur. Pardon, müziği beklemedim. Kesin. Kesin olmuştur da ben hatırlamıyorum ya, bilmiyorum. Kesin olmuş. Çok unutkan bir insanım. O yüzden hiç hatırlamıyorum. Çok unutkanım. Allah Allah. Sıfır. Hadi be. Hiç. Yani hele ki setlerde o kadar kalabalık insanla... Ya tamam, evet. Orada ama bir herkesi... O daha kötü işte. En son ne zaman kendini hiç ağlanmaması gereken bir şeye ağlarken... Spider-Man'in filminde... Son. Sonuncu film. Spoiler verme, seyretmedim ben. Ama vermek zorundayım. Çok istiyorum şu anda söylemek. Söylemeyeceğim, tamam. Biliyor, izleyenler biliyor zaten. Nerede gözleri doldu. Spider-Man'i izleyenler kimler? Ve siz biliyor, anladınız değil mi şu an nerede ağladın? Hepimizin gözü dolmadı mı? Anlamsız ama... Anlamsız olur mu? Değil mi öyle? Yok ben... yok, anlamsız dediğim şey aslında o hani... Anlatamam. Ama orası an. Ağlanacak yani. Bak herkes ağlamış orada. Müzik falan böyle bir düşüyor. Anladım. Canım öyle diyeceğim. Ben işte Afterlife'la kulübün ikinci kısmını devirdim. Japon çizgi filmine döndüm ya. En son ben oturdum. Cennetten Mucizeler diye bir film izledim. Onda da çok hüngür hüngür Cennetten ağladım. Mucizeler. Çok iyi film. Bu ara bir hassasız biz. Evet. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam, asla okumam. Nasıl asla okumam? Yemin ediyorum okumam. Asla okumam. Niye ya? Yani... Bir merak etmez misin ya?
Tabii ki merak ederim ama asla okumam. Asla okumam. Hadi ya. Benim böyle bir saygısızlık şeyim var. Sana helal olsun ya. Asla okumam. Yanında göt gibi kaldık ya. Yemin ediyorum okumam. Her pisliği yapıyorum ben ya. Asla okumam. Ben okurum, anlatırım da. Yok ya. Böyle yazmış. Hayır, okumazsın. Asla okumazsın bence. Okumam. Okumam çünkü benim sevgililerim hep zeki oldu, benden saklarlar. Bulamam diye. Ya, bulamam ya. Hiç bir mekanda pidenin üstüne adın çörek otuyla yazıldı mı? Yazıldı. Vallahi mi? Tabii. Nerede? Hatta karakterimin adı Çaylak diye böyle. Gerçekten. Böyle parantezli söz. detaylı falan. Çok tatlı ama evet. Ne diyeceksin? Çok ya? Çok mutlu oluyorsun. Evet. Şimdi, hadi bed oluyorsun yani. Ne alaka diyorsun. Ama aynen. Onu yiyorsun sonra böyle. Benim adım uzun, yazamıyorlar uzun. Çörek otu pahalı çörek. Bir şey. Zam geldiği için. Öyle tahmin evet. Ediyorum. Yani çünkü benim hiç olmadı. Pideci var mı aramızda? Pideci var. Olsa o kadar mutlu olurdum ki. Duymaktan en hoşlandığın sözcük ne? Yani benim söylediğim, en sevdiğim sözcük ve çok şükür babında. Karşımdakinden de duyunca hoşuma gidiyor. Sana mı şükretsin? Yo, haline yani. Ha. Öyle. Kendi haline değil ya. Böyle bir, ne bileyim ya. Ya mesela benim en çok duymayı sevdiğim sözcük ne? Hoş geldin. Değil tabii ki. Ne peki yani? Ne bileyim mesela? Ya işte karşılanmaktan hoşlanıyorum ya. Yani. Kapıyı birinin açmasından. Ha. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Tamam ama o kişiye özel bir şey ya. Hani o istediğin kişi açıyorsa kapıyı güzel ya. Hoş geldin. Ha. O zaman diğerleri dediği zaman normal bir şey. İstemediğim kişi bana niye hoş geldin diye kapı açsın zaten. Hayır. Hoş geldiniz falan der belki. Sevmediğin insan hoş geldin deyince hoşuna gitmez hoş geldin. Anladım. Hep bana... Sevmediğim kim var lan benim? Ha, hoş geldin. İlla ki vardır birisi. Çok mu var benim sevmediğim? Vardır değil mi? Yok ya, benim o kadar yok ya. He? O da doğru. Ya da özür dilemek de özür diyebilirim bak şu an düşündüm. Ama çok da özür dilensin istemezsin be. Tabii ki istemezsin yap, ama... Yap özür dile o ne be ya, falan. Ya kırıldığın zaman hani karşındaki özür dilince hoşuna gidiyor evet. Ya. O... Peki gönül almak için uyguladığın fix bir şirinlik var mı? Yok. Yani o an ne geliyorsa, ne getiriyorsa, ne geliyorsa. Ama şey, bir gönül almakla ilgili bir problemin yok. Yani birinin kalbini kırarsan şey yapıyor. Tabii canım, kesinlikle. Özürlemeyi çok severim ben. Ha. Onda. Yani... Okay. Gördüğünde gözünü alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Var. Var. Var tabii, var. Nedir? Şey diyeceğim ama bu sorular tek başına var mı? Var. Sonrasında nedir olsaydı... Aynen, çok doğru. Onu kendi programında öyle yaparsın. Kendinle barışık bir insan mısın? Tabii, kesinlikle. Aytaç, kendinle barışmana gerek var mı? Kendinle küstüğün bir an oldu mu? Kendime... Tövbe estağfurullah. Senin oldu mu? Kendine küstüğün an mı? Öyle küsmek ama çok güzel bir yerden evet, aldım. Doğru. Hiç beklemiyordum Umay'cığım. Ama ayı gibi gülmenin karşılığı bu cevap değil. Evet. Ben böyle boşta kalınca kendimle çalışıyorum. Ya. Kendimi üzüyorum. Ya ha, işim gücüm aman, yoksa o an mesela evet. O hafta boşum. Aa, yani benim için çok büyük ya, bir şey. Haklısın. Çok haklısın ama bunu şey gibi düşünme ne olur. Ben böyle bir şey tavsiye ediyormuşum gibi düşünme. Yok yok. Ona dikkat et abi. Sonradan manyaklaşabiliyorsun. Ben mesela hasta gibi çalışıyorum. İşte yani o bir daha onu yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Orada evet. Var mı? Onu da yapayım, evet. Onu da yapayım falan gibi. Sonra bir şey oluyor. Kendine bile vaktin kaldı. Aynen ama. Öyle. O yüzden ona dikkat et. Hanımlar beyler, yeterince dürüst müydü? Az önce sen de bahsettin. Kötü çocuktan sonra sözle devam ettin. Evet. Söz senin için hem deneyim hem de tecrübe açısından bayağı önemli bir iş tabii, oldu tabii. Yani asıl kamerayı, asıl seti, değil mi? Edebi adabı her şeyi orada öğrendim. Orası benim lisemse hekim oldu, üniversitem oldu. Bir sonraki tabii, de öyle. Tabii hekim hep, oldu. Bak ikisi de kalabalık işler. Hem kalabalık işler hem... Ve önemli oyuncularla oynadığın işler. O yüzden işler. Çok değerliydi. Peki Ekimoğlu için Çapa Tıp Fakültesi'nde zaman geçirmişsiniz. Gittik evet. Evet. Peki çalışırken... Öğrendiğin ve tribe girdiğin şeyler oldu mu? Ya böyle bir şey mi varmış ay Allah diye? Ya şöyle Hekimoğlu'nun, Doktor House'un aynısı orada bir adam var, bir hocamız var. O hocaya sürekli
farklı semptomlar gösteren insanlar. Yani hiç duymadığımız binde bir, milyonda bir. Gerçek bir şey mi diyorsun? Gerçek bir şey tabii. Aa. Bir hasta konuşurken dengesi kayboluyor. Hastanın. Evet ve onlar da bizim gibi hekim ondaki ekibimiz gibi ekipler de hoca işte ekibi geliyor. Hoca ona bakıyor diyor ki şöyle yürü böyle yürü çapraz yürü konuşmayarak yürü gözünü kapatarak yürü falan filan. İnanılmaz şaşırmıştım. İnanamamıştım. Aşk Tesadüfleri Sever 2 evet. Var ondan sonra. Kimler seyretti? Alkışlar mısınız bir? Çok güzel. Ne güzel. Biz de Netflix'ten izlemişizdir muhtemelen. Çünkü o zamanlar İnşallah. Tam koronanın çıktığı zamanlardı Tabii. Ve... Tam o zamanda bize denk geldi yani. Hiç ilk film kadar seyredilmezse diye endişelendiğin oldu mu? Hiç olmadı. Çünkü senaryoyu çok beğenmiştim. Hatta böyle 30 defa falan okuduğum olmuştur. Böyle sürekli aklıma geldi senaryoyu okuyordum ve ağlıyordum sürekli. Ya... Yani, çünkü orada yine spoiler vermeyeyim ama bir dönem bir günümüz var. Hı hı. Ben dönem tarafındaydım. Evet. Niko karakterindeydim ve o kadar naifti ki. Tam benim sevdiğim taraftaydı çünkü.
muazzamdı ya. Çok hoşuma gitti. Siz ağladınız mı seyredince? Herkes ağladı mı? Bir de hikayesi gerçek bir hikaye olduğu için daha aha, çok seni mahvediyor. Bir de ben o insanlarla tanıştım. Ya. Gerçek hikaye yaşayan insanlarla tabii. Aa. O yüzden çok çok değerliydi. Yani. Filmde oynadığın karakter Niko'yu az önce söylediğin gibi ilk okuduğundan itibaren ağlamışsın. Evet. Seni o kadar etkileyen şey neydi Niko'da? İşte o zamanın naifliği beni etkiledi. O zamanın temizliği. Yani mektup yazıyor, mektup gönderiyor, cevap alamıyor. Cevap aldığı zaman çok mutlu oluyor. Onu kokluyor, öpüyor o mektubu falan. Şimdi bizim bitti ya. Yani evet. Aslında peki, onları yaşamıyoruz ya. Hiç mesela küçükken okurken mektuplaştığın var olur muydu? Hiç yok. Olmadı mı? Hiç olmadı. Var mı ya aramızda mektuba yetişmiş olan benim dışımda? Var. Tabii ki siz. Siz de yetiştiniz. Arkadaşla mektuplaşma mı, manita ile mektuplaşma mı? Arkadaş. Yurt dışındaki arkadaşınız. Sizin? Aile içi. Aa ne tatlı. Aile içi bizde hiç yoktu. Burada var mıydı? Siz yetiştiniz. Manitayla mı? Kuzenlerle. Bak işte mesela bende aile içi yok. Bizde ben arkadaşlar ortaokuldayken biz sabahçıydık. Öğlenci de bir sınıf vardı. Ben işte Nuh Nebi'den kalma olduğum için bizde 5-3-4 müydü? Öyleydi galiba. 5-3-4 müydü? 5-3-3 müydü? Neydi işte? 5-3-3'dür. Şimdi 4-4-4 ya. 5-3-3. 5-3-3 o zaman. 5-3-3'tü bizde. İşte o ortadaki 3'te biz sabah gidiyorduk. Öğleden sonra da başka sınıf geliyordu. Ben sıramda not buldum bir gün. Ben de not yazdım. Sıranın altına koydum. Abi 2 ay falan devam etti o. Çok güzel. Evet. Yani. Çok evet. Güzel. Biz birbirimizi görene kadar. Ha öyle mi? Sonra geçti. Nasıl gördünüz peki birbirinizi? Yani bir mektup koyarken mi? Yo şöyle oldu. Aa bak o. Ona da arkadaşı da aa bak İbrahim bu falan. Ha, iki ay boyunca kimse kimseye o demedi. Yok hiç ha. Ama şeydi yani ben de merak da etmedim. Yani o kadar eğlenceliydi ki. Program ben şey yapıyorum. Ben sor ya bana kimse sormuyor oğlum bunları. Yani hani, görmeden daha iyiydi hakikaten. Ya çok böyle bir heyecanlanıyordum falan. Tabii ya o başka. Görünce o da onun da heyecanını geçtiğini görünce. O zaman heyecanı görünce. Bile işte yani. Görmemek, benim, beklemek. Yani şöyle oldu. Baktım ki arkasını döndü. Beni gösterdikleri zaman. Ha. Dedim ki not gelmeyecek artık. Hani neye dayanarak ilk önce bırakmış o zaman? Yani. Ne bileyim. Baht oyunu sizin için oldukça iyi gitti. Evet. İlk defa romantik komedi oynadın ilk, değil ilk, mi? Evet ilk. Nasıl geldi sana romantik komedi oynamak? Çok eğlenceliydi yani kapıları çok açık. Hı hı. İstediğini yapabildiğin evet. Ve senaryo üzerinde hocaya danıştığında istediğini yapabildiğin bir... Yönetmeniniz kimdi? Serdar Gözelekli. Hı. Serdar Hoca da çok muazzam bir insan. Ya çok şükür çok güzel bir ekibin içindeydim. Evet. Çok güzel insanlarla beraberdim ve çok güzel onu yansıtabildik. O enerjimizi evet. Yansıtabildik. Çok da başarılı oldu çok gerçekten. Şükür, evet, evet. En iyi romantik komedi çift. Değil, en iyi romantik komedi erkek, evet. En iyi romantik komedi... En iyi komedi, romantik komedi erkek dizisini ben aldım. Mi aldınız? Tek romantik komedi erkek aldık. Vardı, o da sendi. Evet, ben aldım. Evet. Cemre de şey aldı, o Parlayan Yıldız. Parlayan Yıldız evet, aldı, Pantene'in evet. Parlayan Yıldızlarında. Aynen, ha tabii canım o zaten şey, Pantene'in evet, evet. Kızı oldu. Evet. Daha ne olsun. Yani. Evet. Ama onun dışında ödüller de geldi. Ödül aha. De geldi, en iyi çift ödül geldi. İşte Cemre'ye tabii. Kendi en iyi kadın oyuncu ödülü tabii geldi. Zaten yani o sizi boş bırakmayacakları belliydi evet, zaten. Ondan sonra maşallah çok beğendik bizi de. Seyrettiniz mi Baht oyununu? Sırıtarak evet dendi. Demek ki beğenilmiş. Peki bu alınan ödüller işte yani romantik komedinin en iyisini aldın ya. Evet. Yani şimdi, o böyle ince bir baskı yaratıyor mu? Baskı değil de gurur yani o an oraya çıktığında da. Hani... Gurur eyvallah da bunun bir hani lan bir daha yaptığımızda da aynı başarı. Böyle bir stresi oluyor mu onun hiç? Çok ufak teğet geçti beni o stres. Ha, yani hiç. Daha çok annemlerle konuşunca hmm. İşte bütün tanıdıklarımla arkadaşlarımla gördük almışsın falan bravo gurur duyduk. O bana tabii yetiyor yani. O olan. Çok aslında. Acayip bir his. Ama çok değerli bir ödül bu arada. Evet, gerçekten çok değerli bir ödül. Bu hafta Aytaç Şaşmaz'a 80'lere zaman makinesiyle giderken kim eşlik etsin diye sorduk. Bakalım ne çıktı. İlk seçenekleriniz Meriç Aral'la mı
gidersiniz 80'lere. Damla Çoğalbay'la mı? Ya ikisi de çok sevdiğim arkadaşlarım. Hı. Yani abi. Yani abi. Vallahi bilemedim. Meriç'le giderdim ya. Meriç'le giderdim. Meriç'le. Meriç, neden? Evet. O gezmiştir oraları yani. Aynen. Meriç Aral'la devam ediyoruz. Meriç Aral'la mı gidersin 80'lere, Timuçin Esen'le mi? Timuçin abiyle gitsem tabii. Timuçin abiyle gitsen, Timuçin abi kendi çocukluğuyla karşılaşabilir, evet, ve bu zamanda atlama yaratabilir. Evet. Bu tehlikeyi göze alarak daha nasıl yardımcı olayım? Giderim Timuçin abiyle. Timuçin abi, Timuçin Esen'le gidiyor. Giderim. Peki Timuçin Esen'le mi gidersin yoksa Hande Subaşı'yla? Hande de çok eğlenceli. 80'lere partilemeye gidiyor. Evet. Evet. Yok yani eğlenmek için gidiyorum. Aynen tabii canım 80'lere. Ağlamaya gitmiyorumdur 80'lere. Aynen sanki. Hayret bir şey. Hadi Hande ile gideyim. Hande ile gidiyor. Hande Subaşı ile mi yoksa Eren Vurdem ile mi gidersin? Eren abiyle giderim. Eren abiyle giderim diyor. Evet, Eren Vurdem. Eren Vurdem ile gidiyor. Peki Eren Vurdem ile mi gidersin yoksa Lily Rose Depp ile mi? Eren abiyle giderim. Var. Eren abiyle giderim. Aynen. Eren abiyle. Tanımadığım insanları... Çok o kadar Eren, haklısın ki. Peki, Eren abiyle giderim. Eren Vurdem'le mi gidersin yoksa İdris Nebi Taşkan'la mı? Ya İdris beni orada çıldırtır ya. Ben Eren abiyle devam ederim. İdris seni çıldırtır. Tamam. Evet, peki İdris. Eren Vurdem'le mi yoksa Ariana Grande'yle mi gidersin? Yani tanımıyorum da. Gülseren Hanım. Bir şey soracağız. Evet. Eren Vurdem ben tanıdığımdan gideyim. Tamam, Eren Vurdem'le devam ediyoruz. Eren Vurdem mi yoksa Anya Taylor-Joy mu? Anya Taylor-Joy. Ne oldu ki? Ben dizide çok... aha mı? Yani... Şimdi belli ki güvenli alan. Ne aha? Demek ki bu şey... Yok, doğru. Bu kızı tanıyorum ya. Beni de tanıştırır mısın? Yani harbiden onunla gitmek isterdim. Aynen. Last Night in Soho diye bir film var. Gördünüz mü? Bu hanımefendi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Zaten film de yıkılıyor. Çok güzel. Seyretmediyseniz seyredin ya. Devam ediyoruz. Anya Taylor-Joy ile mi gidersin yoksa Cillian Murphy ile mi? Aaa, Cillian Murphy ile gidelim ya. Hayranıyım kendisine. Bu evet. Yani tabii. Hayran olmayacak gibi değil. Cillian Murphy ile mi gidersin yoksa Jason Momoa ile mi? Cillian Murphy. Aynen. Cillian Murphy mi, Daisy Edgar Jones mu? Tövbe estağfurullah. bu Huri yalnız. Arkadaşlar günah değil mi? Ben abiyle devam edeyim. Sen abiyle devam et. Biz ablayla bir oturup ablayla konuşacağız oturup. Çünkü. Cillian Murphy ile mi yoksa Tolga Sarıtaş'la mı gidersin? Hadi yırttım. Çok güzel bir adam o da. Evet. Ama Cillian Murphy ile devam ederim. Neden? Ağa mı? Ağa neden ağa? Neden mi? Ya yani... Cillian Murphy ile nerede karşılaşacağım bir daha? Evet yani. Değil mi? Hazır karşılaşmışken. Onunla devam edilir. Peki Cillian Murphy mi, Margot Robbie mi? Çok sevdiğimiz bir aktrist. Evet. Aynen. Aynen. Çok sevdiğimiz bir aktrist. Kültür Bakanımız bizlerle. Hanımefendiyle devam ederim. Hanımefendiyle devam ediyor. Baskılara dayanamadı. Margot Robbie ile mi 80'lere gidersiniz yoksa Berkan Karabulut'la mı? Aa, Berkan'la giderim. Berkan'la gidersin. Berkan'la giderim. Neden? Muazzam bir adamdır. Enerjisi nereye gitse böyle up yapar. O yüzden çok çok güzel enerjisi olan bir adam olduğu için onunla giderim. Çok sevdiğim bir insan. Bu Berkan Bey... Survivor. Evet, şu an Survivor'da. Evet, şu an Survivor'da. Survivor. Oy verileceği zaman oy verirseniz ben de seviyorum. Buradan tanıtımı yapayım. Peki, Berkan Karabulut mu, Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Evet. Scarlett Hanım'la devam ediyoruz. Fazla kahkaha geldi, hayati tehlike.
Peki Scarlett Hanım'la mı yoksa İsmail Ege Şaşmaz'la mı? Abimle devam ederim. Abinle ben de. Wolverine gibi çıkmış burada da. Ha? Ya bok gibi fotoğraf. Bu herif bayağı şu an yakışıklı. Bu ne? Bu çünkü 6-8 yıl öncesi. 8 yıl önce de böyle mi görünüyordu ya? Röportaj fotoğrafı o yüzden. Hakikaten belli. Yapma. Parkta çekilen röportaj. Cansu mesela bok gibi fotoğraf koyar normalde. Şimdi Cansu Covid olduğu için Umay orada. Cansu'ya da anladık. Cansu insan sevmez. Anladım. Ama Umay da bir şey sevmiyor da ne sevmediğini anlamadım. Peki İsmail Ege Şaşmaz mı yoksa Henry Cavill mi? Henry Cavill. Neden? Benim hayalim onun karakteri, canlandırdığı karakter. O yüzden Superman. Superman tabii. Ben orada... Henry Cavill'ı canlandırmayacaksın ama. Ama öğrenirim en azından. Nasıl yapıyorsunuz onu? Nasıl uçuyorsun abi? Abi oluyor mu o? Henry Cavill'la devam evet, ediyoruz o kesinlikle. Zaman. Kesinlikle abi kusura bakma. Estağfurullah. Abinin gönlünü alırsın burada zaten abi. Henry Cavill mı yoksa Cemre Baysel mi? Cemre Baysel. Neden? Onun enerjisi yeter. Cemre Baysel'le gidiyor 80'lere. Suyun öneminin vurgulandığı... Evet. Dünya bizim evimiz seslendi. Evet. Nasıl geçti süreç? Çok keyifliydi. Yani çocuklara yönelik yapılan bir şey bu arada. O yüzden ya, tabii ki her yaşa, her şey herkese hitap ediyor da... Çocukların bilgilendirilmesi tarafından... Hı-hı. Çok güzel bir proje. Ben de içinde kesin de yer almak istedim. Ki dublaj olunca mesele ben yeni başladığım için. Yeni başlamadım ama adım attığım için oraya ve orada kendimi eğitmek ve öğrenmek istediğim için dublaj Hı-hı. tarafını. Orada mutfakta öğreneyim diye. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Biz şu an bu projeyle nerede karşılaşabiliyoruz? Spotify'da. Spotify'da. Evet, Spotify'da Dünya Bizim Evimiz adlı podcast. Boş Çevre Tiyatrosu isminde. Orada... Bir ton podcast var zaten. Orada bir hepsine her şeyi dinleyebilirler yani. Aynen. Çoğu oyuncu seslendiriyor zaten. Ben de onların bir parçasıydım. Okey. Seninkini mesela senin ses hepsinde var mı? Senin sesin? Hepsinde yokum. Herkes mesela işte sen geliyorsun abi. Sen başka bir konuya değiniyorsun. Ben başka bir konuya değiniyorum. Senin gibi. Mesela adını evet, yazın, benimki... adını göreceğiz orada. Evet, evet. Görünüyor, evet. Tamam. Peki, Göktürk Üçlemesi'nin ilk filmi geliyor evet. diye bir haberimiz var. Evet. İstemi Yabgu'yu canlandırıyorsun. Evet, evet. Bir abi kardeş hikayesi. Evet. Bu peki kaçıncı yüzyıl hikayesi bu? 6. yüzyılın başlarında geçiyor peki, hikaye. Mesela tarihle falan boğuşmaya başladın mı? Tabii başladık. Şimdi eğitimler de almaya başladık. Hmm. Ok eğitimi, kılıç eğitimi, at eğitimi, karografi. Ne zaman başlıyor çekimler? Mart'ta inşallah başlayacağız. Hmm. Yani. Uzun bir proje olacak sence. Çok uzun bir proje olacak. Senenin sonuna kadar devam edecek neredeyse. Çok güzel. Çok mutluyum yani hazırlanabildiğim için. Genelde evet. bizim Türkiye'de yaptığımız projelerde... Pek sorun oluyor. Evet. Tabii. Çalışmaya vakit bırakmıyorlar. Evet. İyi süper. Başka oluyor yani. 2023'te mi göreceğiz? 2023'te filmi? İnşallah. 2023'ün başında. Hadi bakalım. Evet. Peki İstanbul'a gelip böyle bir bilgi bulduk biz. İstanbul'a gelip de yalnız kaldığın zamanlar şiir yazıyor musun? Böyle bir şey var mı? Doğru mu? Var tabii ki var ama bir dönem öyle bir kendim vermiştim şiire. Yazdım. Sonra? Hatta o şiirlerimden şarkı barındığım hikaye yaptım. Aha. Şarkıyı yaptım. Evet. Tabii ki hala yazıyorum. Ama ara ara. O zamanki kadar o değil. O zamanki kadar değil. Peki hiç yani, böyle aklında şiir var mı? Böyle birkaç hiç yok. Yok. Hiç yok. Neden? Çünkü sen unutkan birisin. Unutkan bir insan. Evet. Evet. Çok güzel. Buradan da yırttın. Peki çok genç yaşta sektöre girmiş olduğun için hiç ulan eğleneceğim bir ton zaman vardı. Orada da işçi gibi çalışmaya başladık falan diye düşündüğün bir an yaşadın mı? Hiç olmadı. Çünkü küçük yaşta çalışmaya başladım. Hı hı. İşte garsonluk yaptım, takım sattım. Büyük insanlarla beraber oldukça akıl olarak da yani yaş olarak büyümesen de akıl olarak da büyümüş ve olgunlaşmış oluyorsun. Ve çok Hı-hı. işime yaradı benim İstanbul'a geldiğimde. Her zaman da bana demişlerdi hani sen o yaşta değilsin, şu yaştasın falan inanmamışlardır yaşıma. Ama 23 yaşındayım. Hı-hı. 23 yaşında mısın? 23 yaşındayım. Çok iyi. Hiç 23 göstermiyorsun. İşte ve o yüzden inanmıyorlar. 20 sene daha böyle göstereceksin. Genetik hediye bu. Evet. Maşallah. Evet. Bugün sizlere birazcık kendimden ve birkaç yaşadığım olaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben 2 yıl önce boşanırken ev tutana kadar annem ve babamla yaşadığım bir süre ve hani o anneyle babayla ev arkadaşı olmanın tatlı telaşını mı diyeyim yaşadım tekrar. Şimdi babam çok pimpirikli, tez canlı ve çok öğüt vermeyi seven bir adam. Annem de cool, hani bakışlarıyla böyle döven
ve yine öğüt vermeyi çok seven bir kadın. Ve işte babamın pimri, bunlara örnekler vereceğim size. Babam şöyle bir adam. Pozitif çıktı 2 hafta önce ve adam şunu söylüyor. Ne oluyor ya, çok iyi geçiyor. Hiçbir belirti yok falan. Baba ne güzel işte, rahat geçiyor falan. Böyle olmaz ama ya. Ne bileyim, nefes alabiliyorum, tat alabiliyorum, burnumda koku alabiliyorum falan. Böyle bir adam ve spor haberlerini seyrediyoruz. Diyor ki işte Dünya Kupası'ndan Mozambik elendi falan. Yapma ya diyor. Ne oldu baba, ben seviyordum bunları, fakir ülke ya falan. Ve böyle fatura geliyor, hepsi gündem böyle, hepsi gündem. Arada bana da laf sokuyor. Bu ne faturası, işte elektrik ama 2 hafta var. Yarın yatıralım bunu falan diyor. Sende para var mı? Var baba diyor. Biriktir lan paranı falan. Niye sordun o zaman? Bende de diyor 20 bin lira var ama lazım olur diye tutuyordum. E lazım. Yok, bunu bozmayalım. Baba 200 lira banknot bozulur yani, 20 bin lira bozulmaz. Ve çok pimpirikli adam. 23 yaşında kel kalmış bu adam. Sizce neden yani? Bunları bu kadar kafasına takmaktan. Ve ya öğüt vermede zirvede adamlar. Para var mı sende? Var diyorum, ayrı dert. Yok diyorum, ayrı dert. Yok diyorum, kızlarla mı yiyorsun lan diyor. Gerçi kızlarla ye lan, aferin. Ye, aferin falan diyor böyle. Ve atıyorum şey böyle hani... çok kızdığı zaman da böyle hani sesi göğüse verip bir tiyatrocu gibi hani... Bu tıraş takımları niye burada oğlum falan... Ah boş emek. Boş emek de böyle ufka doğru yürüyor falan, benden uzaklaşıyor böyle. Bilmiyorum sizinki de böyle yapıyor mu ama. Ve annem daha cool ve daha farklı metodolojileri var. Şimdi gece 12 olmuş. Ben yatacağım. Kapıyı açıyor, diyor ki oğlum odan niye dağınık? Odan dediği 10 dakika önce yayılarak Survivor seyrettikleri yer benim odam. Ve şey böyle hani bir leğen var orada. 10 tane baksırım var. İşte 2 eşofman var. O benim odam aslında. Bir tane baksırın paçası çıkmış falan. Odan niye daha... Anne toplarım ne varsa filan. Bak tam bu bizim yöresel bir olay. Tamam bak. Farz et ben öldüm diyor. Misafir gelse odanı böyle görse ne diyecek? Ya kadın ölüyor Allah korusun da aklındaki dert bu yani. Allah Allah, don kaldı az. Sen bunu mu düşüneceksin ablacığım, yapma ya. Ve misafir de öyleymiş değil mi? Gelip şey diyor işte. Yani şimdi Özgürcüğüm hani annen ölmüş olabilir de oğlum yani hani bu don niye burada falan diyormuş misafirde. Bir tane oğlum var 6 yaşında. Roni adı. Roni aydınlık demek. Evi tuttuk bu arada. Hani oğlum biz seni darlıyoruz, git evini tut dediler falan. Oğlum da iki olarak beni geçti sanırım bu aralar. Geçen işte salonda top oynadı ve televizyona top attı. Ben 1.92'yim ve babalığın bütün kulluğuyla heybetimle dedim ki oğlum bir daha böyle bir şey yaparsan oyun konsolunu kaldırırım dedim. İçimden de diyorum ki ulan çok yüklenmedim herhalde, ağlayarak odasına koşmasın filan. Durduğu yerden dedi ki baba dedi bu beni inan ki rahatsız etmez. Ben hatamı biliyorum dedi, ya kaldırıyorsan kaldırabilirsin. 1.92'yim, kaldım böyle. Mal gibi kaldım. Ben odaya gittim ağlayarak, biz ya bu çocuklar. Geçti ben herif büyük ihtimalle. Dediğim gibi amatör olarak oyunculuk yaptım ben. Şimdi sizlere kendimi hatırlatacağım. Hepiniz hatırlayacaksınız arkadaşlar. Evet, hepiniz. Aytaç Bey'e kadar olursa da bir çevremiz var. 600 takipçim var benim de Instagram'da. Şimdi sizlere Yılan Hikayesi'ndeki 73. bölümdeki bölümümü oynayacağım ve hepiniz hatırlayacaksınız. Bütün bölümü oynuyorum hazırsanız. Bir ısınalım diyormuşum falan. Geldi komiserim. Hatırlamadınız mı? O zaman sizlere Rating Comedy'de Gazman'daki bölümümü oynuyorum. Şöyle önümde uzun olduğum için arkaya atıyorlardı beni. Önümde bir 50 kişi daha figüran düşünün. Hepimiz böyleyiz ve hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Ne oluyor ya? Hey! Hatırladınız mı? Yine hatırlamadıysanız size ben kola reklamında oynadım. Özcan Deniz'in dans ettiği muhteşem figürlerin olduğu kola reklamında oynadım ama dans ederken sadece şuradan ensemden şurası çıktı şöyle. Kulak arkamdan ensemden. Yine mi tanımadınız? Gerçi kulak arkasını artık çok göstermiyorum. Çünkü dolar bayağı yükseldi ve bir orası kaldı. O zaman sizlere... Özgür Hanım yardım edebilir misiniz? Sizlere şimdi dizi oyuncusuyla tiyatro oyuncusunun farkını yapacağım ki... nasıl olurmuş görün. Özgür senden şunu rica ediyorum. Bu çocuk senden değil demeni istiyorum ve mikrofonu sonra bana tutmanı. Ben de sadece diyeceğim, güleceğim ve öyle mi dersin diyeceğim. Önce dizi oyuncusunu yapıyorum size. Bu çocuk senden değil. Öyle mi dersin?
Dizi oyuncusu bu kadar. Çünkü bunu böyle yüz ekran televizyona veriyorlar ya. Küçük mimikler. Bize hep küçük oyna diyorlardı. Şimdi size tiyatro oyuncusunu yapacağım ve diyeceksiniz ki bu herif işi biliyor. Umarım dersiniz. Aynısı. Bu çocuk senden değil. Oldu mu? Allah razı olsun. Bir de son olarak şundan bahsedeyim size. Ben buraya metrobüsle geldim. Aslında takım elbise düşünmemiştim ama bu hale geldim metrobüste. Metrobüs böyle bir yer. Bence metrobüste sanki bir televizyon gibi böyle. Kanalları zaplıyormuşsunuz gibi bence. Örneğin her bir durağı dizi seti gibi. Hani bilmeyenler için anlatayım, tanımlayacağım size. Şimdi bak, Cevizli Bağ Walking Dead, tamam mı? Çünkü orada 5 milyon insan var. Ve zaten akbili basıp böyle bir o bilinçsizleşme geliyor. Yavaş yavaş yürüyorsun falan. Walking Dead. Mecidiyeköy sanki Survivor açmışsın gibi. Sen içeride giderken böyle seninle gelen tipler var böyle dışarıdan. Koşuyor. Düşenin üstüne basıyor, haberi yok falan. Mecidiyeköy böyle. İşte Zincirlikuyu tabii ki Game of Thrones. Yani game, mükemmel bir yer. Yani ben bir tane abla gördüm. Böyle gelip havada dönüp oturdu kadın. Ben 20 yıl basket oynadım. Smaç vuracağım diye kendimi yırttım. Öyle dönememiştim yani havada. Bunun bir level üstü ablaları var. Havada dönüp böyle uyuyakalarak koran ablalar var. Halıcıoğlu da işte Türk dizisi. İçerideydim ben işte. Kapı açılıyor. Dışarıda biri var. O binemeyeceğini biliyor. İnan yok, kim takar Halıcıoğlu'nu. Ve işte Türk dizisi. Bakışıyorsun sadece. 30 saniye bakışıyorsun. Zor değil mi? Zor. Benden bu kadar arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Müziğe tekrar dönersek böyle, evet. Müzikal ya da şarkı söyleyeceğin bir iş hayalin var mı hiç? Hayalim, direkt hayalim yani tiyatro üzerinde müzikal bir oyunda peki, yer almak. Yani işte ne bir kamera karşısında da öyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir, tabii ki. Neden olmasın? Hiç, bence yani, de olur. Hiç öyle düşünmedim. Ama daha çok tiyatroda. Peki barındığım hikaye gibi sana ait başka bir şarkı var? Var. Hatta yapacaktım, böyle bir vaktim olmadı. Ben bir de böyle bazı şeylerin kendi zamanı olduğuna inanıyorum böyle. O bazen kadar haklısın ki. Yani sen mesela böyle bir cümle kurduğun zaman, bir de çok böyle düzgün konuşuyorsun ya. Yani yaşını unutuyoruz biz sen tamam konuştuğun zaman. Sonra mesela diyorsun ya işte onun bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani şu an senin zamandan bol bir şeyin yok zaten. Evet, evet. O yüzden her şey bence de zamanı vardır. Evet, evet. Yani hiçbir şey için acele etmene gerek yok ama bunları düşünüyor olman bence etkileyici. Peki o yapacağını planladığın şarkıyı hatırlıyor musun? Çünkü unutkansın ve yemin ederim hatırlıyorum tabii ki de. Öyle yemin işte ederek hatırlamam çok daha tatlı oldu. Tam hatırlamıyorum ama işte. Ne kadar hatırlıyorsun? Yani telefonundan sözlerine bakmam lazım mesela, öyle hatırlıyorum. Okey, telefonu yanımızda değil. Çok karıştırırım çünkü. Bir röportajında hayatının üretim döneminde olduğunu söylemişsin. Evet. Peki bu yaratım sancısı denilen şey var ya, onu çektiğin oldu mu? Yani böyle bir sıkışıp yani o üretimle ilgili. Ya işte böyle boş kaldığım zamanlarda çok canım sıkılıyor. Yaratım sancısı çektiğim zamanlar olmadı. Sadece kendi kendime işte kendi kendimi sıkıştırıyorum her zaman. Böyle hani bir şey yaptım daha iyisini yapardım falan oluyorum sürekli. Eyvallah, o tamam. O yüzden canımı sıkıyorum. Güzel. Her zaman onun için canımı peki, sıkıyorum. Peki Türk dizilerindeki erkek karakterlerle gerçek hayattaki erkek karakterleri böyle kıyasladığın zaman ne düşünüyorsun? Çünkü dizilerdeki erkek karakterler artık erkek ya işte, biraz fazlaca. Yani asla benzemiyorlar tabii ki. Neden sence? Ve çünkü bu arada beğeniyoruz da yani o seyrettiğimiz erkeği de beğeniyoruz da. Evet. Neden sence? O niye öyle oluyor? İşte artık yani ne beğeniliyorsa o yazılıyor biraz. Ve kalıplaşmış bir yerde kaldı ya her şey biraz da. Geçtiğimiz yaz bir olay olmuş. Aytaç, senle ilgili. Ne? Siz bunu belki duyanlar vardır, çok enteresan. Bir hayranın seni görünce çok heyecanlanmış, bayılmış. Oldu mu ya böyle bir şey gerçekten? Ya o geçtiğimiz yaz değil. Ne zaman? Kere. O belki dün. 4 sene, 5 sene önce. 4 sözdeyken sene önce. Ben bir gün büyükannemi ziyarete gidiyorum bayramda köye. Evet, köy evinde komşu geliyor. Öyle bir bayılma olay. Annesi çekiyor, o ağlıyor, kıyamam, heyecandan ağlıyor. Ha. Çok zor bir durumdu tabii benim için. Aynen. Birinin üstünde böyle bir etkin olduğunu fark etmek
sana ne hissettirdi? Yani ben mesela, ben biraz korkutucu buluyorum bunu. Ben de korktum tabii. Yani ona bir şey olmasından korktum tabii, tabii ki. Tabii canım yani bir de. Ama tabii çocuk diyorsun bir yerde. Ben de çocuktum. Hepimiz çocuktuk. Biliyoruz o anki herkes şeyini çocuktu. Yani. Ya hepimiz çocuktuk. Nasıl kurtarabilirim kendimi? Anladım. Yani işte. Zor bir durum tabii, çok zor. Benim açımdan çok zor bir durumdu. Yani kaldım, evet. Robot gibi kaldım ben. O izleyenler varsa görmüştüm. Böyle bakıyorum. Haklısın. Yani ben ne diyebilirim, sonra... ne yapabilirim? Belki dokunsam bayılır. Dokunmasam ağlar. Bayıldı. Zaten dokunmadım. Yok, bayılmadı da. Çok tatlı bir kız. Komşunun kızı. Ben de onun için komşunun oğluyum. Halam da onu diyor. Oradan halam çıkıyor. Komşunun da oğlu diyor o da oradan. Heyecandan mı heyecandan mı diyor. Komşunun da oğlu diyor. Çok ona hikaye çok biliyordum ben de mesela. Yani. Komşu oğlu, komşu kızı. Evet ya. Sarkastik. Sarkastik. Yarasın boçuma derken bir şey çıkardım. Ben şak diye bildim yalnız. Evet. Hoş olmadı. Kalıp. Ne? Kalıp. Çok ayıp ama ben bağırdım. Aynen. Kalıp. Hı mı? Kalıp. 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 Evet. Şimendifer. Şimendifer. İşine bakacaksın kardeşim. Zombi. Zombi. Dombik. Öyle bir kelime yok. Zombi. Bak, bak şöyle. Ha! Zombi. Evet. Daha ne yapayım sevgili Aytaç bilmen için? Fütürist. Ha? Fütürist. Fütürist. Yıllarımı verdim. Mürettebat. Mürettebat. Bravo. Harbi mi? Evet. Yemin ediyorum böyle. Tertemiz. Harikaydınız. Röpteşamber. Röpteşamber. Oğlum bakın işinize diyorum. Bana artık röpteşamber demeyin yani. İsilik. Ne? İsilik. İsilik. Bak. İsilik. Iğdır mı? Üç hece lan. Üç kelime. Üç hece. Üç hece. Evet. İsilik. Asla öleyeceksin. Ivır zıvır. No. Ne? İsilik. Ne? Dinleyin. İnkin ama çok ayıp. Ben böyle yaptım. Aynen. Aynen. Ben böyle yaptım. Ben de yapayım. Öyle yapayım. İsilik. Hayır. Hayır. Öyle yapmadım. Ama öyle oldu. Kelimeleri çıkarttım ben. Çıkarıyorum. Çok saçma bir şarkı var şu an kulağımda. Aynen. İsilik. Ama küfür gibi bir şey çıkıyor şu an. Beyefendi o sizin şeyiniz artık. Ben size ne diyeyim nasıl bir dünya orası. Gerçekten. Yok. İsilik. Kaşıntı. Sivilce. İsilik. İsilik. Benim müdavimi olduğum tek yer evim diye bir şey açıklamışsın. Pandemiden sonra hala geçerli mi ya? O kadar şey diye açıklamadım tabii. Yok, ki ben öyle okudum. Anladım. Canım. Sen bunu tatlı söylemişsin. Ben evcil bir insanım. Evcil bir insansın. Pandemiyle alakası çok yoktu. Pandemiye girdiğimde de çok... Sen çok bozulmadın. Evet, anladım. Bir tek işimden uzak kaldığım için o ilk zamanlar o zaman beni yormuştu. O hepimizin başına evet. Gelen bir şey ama mesela evcimen insanlar daha rahat geçirdi. Yani daha... Ben çok rahattım. Evet. Ben çok rahattım. Oyunculuk mesleğinde kimseye güvenme gibi bir cümlen varmış. Öyle bir şey mi var? Tek oyunculukta değil, ben insan olarak güvenmem insanlara. Ne açıdan? Güven. Nasıl güven? Yani güvenmem. Çok böyle tanımadığım insanın yanında... Rahat etmez. Rahat etmem. Güvenmem işte. Güvenmiyorum yani. Çok dostuma güvenirim ama... Herkese güvenmem. Herkese güvenmem. Yani güvenmem. Yeni tanıştığım bir insana kendimden çok bahsetmem. Ha. Özelimle giremem. Ha, gerçekten mi? Girmem. Korkarım yani. Vay be. Ben de mal gibi ilk onu anlatıyorum. Yok. Çok etraftan duymak var falan... Var mı sizde de o? Var mı? Değil mi? Böyle tanışınca laps diye. Biliyor musun bana da ne oldu falan. Ne gereksiz bilgiler. Sonra da pişman oluyorum ben. Evet işte o yüzden ben güvenmiyorum.
Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Celal ben. Celal Bey, birden 70'e kadar bana bir sayı söylemenizi rica edeceğim. 37 olsun. Ayrılık durumlarında ısrarcıyımdır. Ben bitti demeden bitmez. Hayır diyeyim. Hayır diyeyim derken neden o kadar düşünüyorsun? Yani ısrarcı değilimdir. Hanımefendi. Yani ayrılık kararı almadığımız için. Yok. Hiç öyle bir durum yaşamadık. Bu kararın ne olduğunu biliyor musunuz Celal Bey? Ayrılık evet, kararı. Tekrar alabilir miyim sonra? 30. Yok yok, alamazsınız. 38 olamaz. Neydi? Alamazsınız. Buradan sıfırı verdik. Peki 38 mi dediniz diğer sayıya? 38 olsun. Peki bir mekana girdiğimizde oturacağımız masayı genelde ben seçerim. Evet, hatta bayağı bununla ilgili tartışıyoruz. Siz seçiyorsunuz. Buradan bir 20 puan ağzınızın ortasına yapıştı yani. Celal Bey. Buyurun başka bir sayı alayım. 7 olsun. 7 diyor. Sevgilimin uçarı arkadaşı olmasını istemem. Sonuçta etkilenebilir. Yani uçarı arkadaşıyla çok samimi olmasını istemem. Celal Bey yanıyor işte. Dönüyor. Bir 20 de buradan yiyor. Ağzının ortasına bir sayı daha alabilir miyim? Işıktan galiba. Işıktan galiba. Buyurun. 19 olsun. Evi geçindirmek aslen erkek işidir. Bence beraber. Buradan temiz çıktınız. Son sayı. 43. Sevgilimin erkek arkadaşı olamaz. Dışarı çıkacaksa nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini bilirim. O mağaradan değilim ben. Aynen abi. Beyefendi 40 puan aldınız. Asla toksik maskülen değilmişsiniz gibi görünüyor. Hanımefendi değil midir zaten o kadar? Değil. Değildir. O zaman bizden iki kişilik büyük sahnede davetiye kazandınız. Çok teşekkür ederiz. Çok hayırlı uğurlu olsun. Çok Celal Bey'i ve manitasını alkışlıyoruz. İçinin yaşlı olduğunu söylüyorsun bir röportajında. Hı hı. Öyle bir şey diyorsun. Eğlenmek için ne yapıyorsun? Ya da enerjini atmak için aynı zamanda. Gerçekten 23 yaşındasın. Gerçekten eğlenceli ve yüksek enerjili birisin. Böyle bunu tuta yaşadığını görüyorum ama o enerjini nerede atıyorsun? Eğlenmek için ne yapıyorsun? Çalışırken çok eğlenceliyimdir. Yani hı hı. Bunu da ben söylüyorum şu an. Nasıl? Beni bir tanısanız yani, ne seversiniz ya? Ya öyle demiş gibi oluyorum evet. Şu an ama ben işimde çalışırken çok eğleniyorum. Evet. Ekstra da kendi eşrefimle, kendi arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Çok samimi olduğum insanlar çok eğleniyorum. Onun dışında öyle genelde böyleyim. Mekanlar falanlar filanlar değil, daha çok evde arkadaşlarla vakit geçiriyorum. Kalabalığı sevmiyorum. Bu koronayla beraber benim için sebep oldu mesela öyle kalabalığa girmemek. Evet, doğru. Ben yine şarkı yazdım. Müthiş oldu, inanılmaz. Tahmin edin konusu ne? Tabii ki Aytaç şaşmaz. Hiçbir rolü kimseye bırakmaz. Asker doktor hiç acımaz. Kaşesini bilmiyorum, böyle şeyler konuşulmaz. O kız bana asla kalmaz. Yanımda Aytaç şaşmaz. Hepsini toplar gider, ödülleri kimseye bırakmaz. Gerekmezse evden çıkmaz, anı yaşar, günlük tutmaz. Bu şarkı hediyedir, para ile satılmaz. Gece yatmaz, gündüz kalkmaz, orijinaldir, açma yapmaz. Ben bizzat garantisiyim, beşer şaşar, Aytaç şaşmaz. Harikaydı. Bravo. Çok iyiydi. Bravo. Harika. Peki abinle ikinizin Instagram takipçisi bayağı fazla. Senin 3.2 milyon, hı hı. Onun 2.7 milyon ne? Değil mi? Tabii. Aranızda hiç bununla ilgili rekabet oluyor mu? Ben sana turbindirdim şimdi, hadi yapıştırdım falan. Hiç. Yok değil hiç mi? Hiç yani. Şaşmaz kardeşler toplamda 6 milyonla bizi dünyada temsil ediyor. Yani diyerek bunu onayladın mı sen? Estağfurullah. Evet, hiç bununla ilgili. 6 milyon ne ki yani? Tabii bence de. Biz şu an Instagram kitlesi olarak. Yok, bence değerli sayılar bunlar. Tabii ki öyle değerli sayılar ama ne olur mu? Neler var ya. Tabii. Çok ki. Var ama bunlar da oldukça tabii önemli yüksek. Sayılar. Tabii ki. Peki bunun mesela şey oluyor mu? Bu kadar kalabalık insanın sizi takip etmesi böyle bir incecik bir dikkat yaratıyor mu sizde? Bir dikkat edelim ya, bu kadar insan şey yapıyor. Tabii ki, kesinlikle yaratıyor. Dikkat etmek yani, sonuçta seni izleyen insanlar, seni seven insanlar oradan seni takip ediyorlar. Evet. Stalkluyorlar yani. Aha. Saçma sapan bir şey yapmazsın yani, yapmam ben. İnşallah yapmazsın. İnşallah yapmam.
Sizin isminiz neydi? Miray. Miray Hanım, ne iş yapıyorsun? Bankacıyım. Siz hımlamayı şarkının sözlerine bakarak mı yapacaksınız? Ben bunu bir kaydettim, heyecanlanır unuturum diye hangi şarkıyı hımlayacağımı. Çok güzel. Aynen. Müthiş bir hazırlık. Evet. Harikulade. Baktım şu an, unutmadım. Çalıştım. Size helal olsun. Buyurun. Asla öyle bir şey değil ama bu. Ne o? Kore Türkçesi. Hadi gel benim ne ol. Hadi görelim benim ne ol. Değil o. Doğru. Ay ağzına tükürüyor. Doğru mu? Bilemedik ya. Doğru. Doğru ya. Miray Hanım'ı alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz bilmemiş miydiniz? Ya ben bilemedim ya. Çünkü çocuk falan yapınca ben bilmiş sayıldım. Bastırdım. Aynen. Sertan Bey'i alkışlıyoruz. Harikulade. Sizi tanıyalım. Cansu ben. Ben Cansu. De bankada çalışıyorum. Çok güzel. Buyurun sizin şarkınızı dinliyoruz. Biliyorum şarkıyı. Sensiz geceler. Türk gölgesi. Ben bildim. Resmen abi seyirciden. Ben bildim abi. Abi seyirciden duydum. Kaydı oynatalım. Kim bildi? Kimi? Siz bildiniz. Cemile Hanım, hangisinden isterseniz başlayabilirsiniz. Afiyet, bal, şeker olsun. Cemile Hanım'ı alkışlıyoruz. Cansu Hanım'ı da alkışlıyoruz. Çok güzel. Adım Esra, psikolojik danışmanım. Allah aşkına. Evet. Ama bizim bu bilgiye ihtiyacımız oldu. Ve siz bizimle ilgilenmediniz. Az önce psikolog demiştiniz. Psikolojik danışmanlık biraz daha farklı. Psikolog arkadaşlarım bilir. O yüzden parmak aldım. Biz bakmıyoruz diyorsunuz. Tam olarak değil ama psikolog da söylemek istemedim. Psikolojik danışmanız çünkü. Ben onu ayrı mı arayayım yani bir dahaki? Evet. Haftaya şey mi yapayım? Psikolog var mı? Var. Psikolojik danışman evet. Var mı? Biraz çünkü kırılıyorlar. Evet. Böyle mi? Evet, mutlu olur psikolojik danışman arkadaşlarım. Tamam. Buyurun lütfen. Eller çılgın sözlerle. Biz acaba düet mi? Yani bir düet aynı mi? Yerden çünkü... girdiğimiz kesin. Şimdi aynen. İlk önce... Hanımefendi, biz aynı anda. Aynı anda oldu, değil evet. Mi? Bir şarkı daha rica edeceğiz. Bu olmadı ya. İşte kuzu geldim, bunu söyleyeyim. Evet. Bunu tabii ki bu. Çünkü bunu şundan biliyorum, bu asla hımlanamıyor. Ve çok genelde bu duyuluyor. Bunu duyduğumuzda artık biliyoruz ki işte kuzu geldim. Evet. O yüzden bildim. Tebrik yani normalde ederim. Haksız bir bilme oldu bu. Tamam mı lan? Pardon, çok özür dilerim. O yüzden başka bir şarkı daha rica edeceğim. Yüreğimden yaralı. Evet. Yüreğimden yaralı. Bir kısa olamaz hatta işte bir şekilde biz de bir yerlerde varız yani. Aynen. Ben Sertan için. Bey kusura bakmayın. Çünkü rica ederim olur mu ya? Prensesin gözyaşları. Merhaba. Merhaba. Çok heyecanlıyım neden bilmiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Normal ışık geldi ağzınızın evet. Ortasına. Elinizde mikrofon. Kendi sesinizi duyuyorsunuz. Evet. Ben de her seferinde ben de çok heyecanlanıyorum. İsminiz neydi? Rukiye benim adım. Rukiye Hanım. Boynunuzdaki gerçek altın mı? Yok. Keşke olsaydı. Biz de öyle şey yaptık ona göre. Rukiye Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Ben plastik cerrah asistanıyım. Plastik cerrah asistanısınız. Evet. En iyi arkadaşımız geldi. Evet. En iyi arkadaşımız geldi. Yarın öbür gün lazım mı olur? Plastik cerrah. Evet. Ne olur canım bir tanıdığımız herhalde memesini yaptırır bu. Şöyle burun ameliyatı yapıyoruz genelde. Burun, evet. Burnundan sorun yaşayanlar gelebilir. Burnundan yani. Sertan, burnun iyi mi? Bence güzel. Taş gibi burnu var. Bence Cemile güzel. Hanım'ınki de gayet iyi. Sizinki de iyi. Evet. Ben de fena sayılmam. Evet. Kemikli burnu olan. Gerçekten herkes ilik gibi bir ekiple evet. Sizlerleyiz. Yanıyoruz o yüzden biz iyiyiz. İnşallah müşteri bulursunuz. Çünkü yani acayip bir toprak burası. Rukiye evet, Hanım. Ama çok yoğunuz. Zaten Eylül'e kadar şu anda full doluyuz. Hava mı yapıyor şu an? Eylül'e kadar dolusunuz. Ben burnumu yaptıracağım. Eylül'e kadar bana yer yok mu? Size özellikle yer ne oldu? Eylül'e kadar. Psiyolojide. Barış'ın burnu olur mu? Barış. Bakayım. Kaan'ın olur mu? Kaan davulcumuz. Çok güzel olur. Peki kafatasını toplayabiliyor musun? Çünkü o da ziyaretçiler gibi yukarı doğru. Bu kadar gülemezsiniz. Siz sağlık çalışanısınız. Siz gülemezsiniz. Rica ediyorum. Ben dalga geçerim.
Siz güleme. Şaka Kaan, çok güzel kafa ama. Ama şey, karizmatik duruyor. Yalan söylerken duruyor. Enerjim düşüyor. Efendim? Karizmatik duruyor. Gördüğünüz gibi yine orkestramızdan Allah yoklukla terbiye etmesin anı. Ben şey, çok tatlıdır. Rukiye Hanım da işi gücü olan bir insan. İsterseniz biz sizi şey yaparız artık, ne yapalım? Rukiye Hanım da Canan'ın bizim arkadaşı. Bizim Canan'ın burnunu yaptılar. Evet. Aynen, çok iyi. Tabii tabii. Canan'ın burnu çok iyi oldu. Gerisini de toparlarsak... Evet, bir de müthiş bir şey oldu. Ödemi geçince görün. Şu an daha ödemli. Aynen, biz onun 4 yıldır ödeminin geçmesini bekliyoruz. Ama siz galiba burundan bahsediyorsunuz. Siz sadece burundan. Canan burada mı? Ya, gitti çok... mi? Neden? Ödemi var. Duramayayım. Evet. Peki Rukiye Hanım, sizin şarkınızı duyalım. Evet. Hanımefendi, iyi misiniz? Olmuyor mu? Atak geçirdi. Gördün mü? Öksürüyor zannettim. Aynen. Galiba Kaan çok etkiledi Rukiye Hanım. Galiba ben hımlamayı yapamıyorum. Biz şarkıyı bilmiyoruz diye. Ama az önceki hımlamayı bir kere daha duymamız gerek. Tamam. Aa, gel gel sarışınım, evet. Gel. İçin oğlum, için. Şarkıyı da bilmek gerekiyor. Al, bildik, için. Buyurun Cemile Hanım, afiyet olsun. Rukiye Hanım çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Bakın yağ gibi hımladınız. Sanki böyle bir ağız okuma falan vardı ama neyse. Ağız okuma mı? Şu ön taraflardan falan. Hangi ön taraflardan, kim? Yok muydu? Ben oğlum, yanlış okudum çünkü söyleyemedim. Vallahi görmedim. Merhaba beyefendi, sizi merhaba, tanıyalım. Turhan. Turhan Bey, evet, de işte bir tur daha tanışalım. Turhan Bey, kameramansınız. Evet. Ne güzel. Turhan Bey, sizdeyiz. Yenerim. Hakan Altun. Artık şarkıcının ismini söyledim. Kapanmaz yarayım. Bir dakika, bir dakika. Turhan Bey, bir saniye. Söyle bir bakalım, o mu? Evet, dinliyoruz. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Şarkıyı söyle babacığım sen. Az önce gaza geldin ya, onu şey yapmak istedim. Evet, dinliyoruz. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandıyım. Bravo! Ayaklarınıza sağlık. Sertan Bey ve Cemile Hanım'ı alkışlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten çok acayip bir gün oldu. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar karşılaştığımızda da muhtemelen yine en az bu kadar eğleniriz ama bugün için şimdilik. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz çarşamba YouTube'da, pazartesi yine burada olacağız. Aytaç Şaşmaz'dı konuğumuz.